Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu bebek botun yapılışını anlatmak istiyorum. Ben bu botumu kız bebekler için yaptım. Bu model her iki bebekler için de yapabilirsiniz. Uygun renkler kullanarak botumuza alt tabandan başlıyoruz. Bu kısımda artı 4 ilmek fazla başladığınızda daha büyük elde edersiniz botunuzu. Tabanla tamamladıktan sonra her düz sırada artırmalarımız var. Üst sıraya geçiyoruz. Hemen taban sonrası eksiltmelerimiz var bu kısımda. Bu kısmı da tamamladıktan sonra lastik kısmına geçmeden önce ip yuvamızı hazırlıyoruz. Sonrasında lastik örgüsü şeklinde katladığımız kısmı da yaptıktan sonra botumuzu tamamlamış oluyoruz. Botumuzu açık bir şekilde kenar oyalarını da yaptıktan sonra dikişini yapıyoruz. Sonrasında ipimizi geçirip botumuzu tamamlamış oluyoruz. Botumun alt tabanı benim ölçtüğümde bu kısım 12 santim. Bu da 1 yaşa kadar olan bebekler için uygun. Botumda ben bebeğini kullandım. Siz üst kısımda farklı renkler de kullanabilirsiniz. Ben sade bir şekilde ördüm botumu. 3 numara şişlerim var. Oyamız için tığımız var. İşaretlerimiz var. İlmeklerimizi işaretlemek için 4 adet. Dikmek için iğnemiz var ve makasımız var. Evet, çişimize ilmeklerimizi atarak patiğimizin alt tabanından başlıyoruz. 44 ilmek attık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Patiğimizin alt taban boyutu 12 santim. Bu da 1 yaşa kadar olacak bir boyut. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Burada artırma yapmadan arka yüzden ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Ben haroşolarımı düzden örüyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde örebilirsiniz. Bu şekilde düz örerek sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek geldik. Şimdi sıranın başında ipimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Bu kısımlar arttırma yapacağımız yerler. Önce bir tane arttırma yapıyoruz. Arttırmalarınızda delik olmayacak şekilde ilmek atarak veya dolayarak yapabilirsiniz ama delik olmayacak şekilde yapmanız lazım. Bir tane arttırma yaptık. Buraya bir işaret takıyoruz. Sonrasında 18 ilmek düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Buraya da tekrar bir işaret takıyoruz. Burası yine arttırma yapacağımız yerlerimiz. Hemen sonrasında bir arttırma ilmek atarak yapıyoruz. 2 düz. Sonrasında yine bir tane arttırma daha. Buraya da bir işaret takıyoruz. Burası arttırma yerlerimiz. Sonrasında 18 ilmek düz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Buraya da bir işaret takıyoruz. Burası da arttırma yerimiz. Hemen işaret sonrası bir arttırma.
Kalan 3 ilmeğimizi düz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Artırma sıralarını arka yüzden düz örerek geliyoruz. Burada artırma yapmadan sıranın başında önce ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine düz örerek sıra sonuna kadar arka yüzden geliyoruz. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Evet, arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örerek geldik. Şimdi yine örgümüzün ön yüzünde artırma sırasındayız. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3. Tekrardan bu kısımda işaret öncesi artırma yapıyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıp burada hiçbir işlem yapmadan 18 ilmeğimizi patiğimizin tabanı bitene kadar değişmeyen ilmeklerimiz bunlar. 18 ilmeğimizi örüyoruz. Sonrasında yine işaretimiz diğer tarafa alıp İlk önce arttırıyoruz. Sonra 4 ilmeğimizi örüyoruz. İşaretimizden önce yine bir tane arttırma yapıyoruz. Sonrasında 18 ilmeğimizi örüyoruz. Her defasında işaretlerimizi çıkartmadan diğer tarafa alarak devam ediyoruz. Artırma yerlerini şaşırmamak için. On sekiz ilmeğimizi ördük. İşaretimiz diğer tarafa alıp hemen sonrasında bir tane artırma yapıyoruz. Kalan 4 ilmeğimizi de ördükten sonra ikinci artırma sıramızı tamamlamış oluyoruz. Arka yüzden artırma yapılmadan düz örülüp geliyor. Ben sadece ön yüzdeki artırma sıralarını göstereceğim. Arka yüzden tüm ilmekleri sıra sonuna kadar örüp geliyoruz. Bu kısımda artırma yapıyoruz. İki işaret arası artırma yapıyoruz ve bu kısımda buradaki ilmek sayımız artıyor ve orta kısımdaki ilmek sayımız artarak devam ediyor. Evet, şimdi arka yüzden sıramızı tamamlayarak gelelim. Evet, yine 3. sıradayız ve ön yüzdeyiz. Bu kısımda yine artırma yapıyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 1, 2, 3, 4 ilmeğimizi düz ördük. Bir tane de örmeden almıştık. 5 ilmeğimiz var. 3. artırma sırasındayız. Hemen işaret öncesi bir artırma yapıyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıp 18 ilmeğimizi örüyoruz. Burası 3. artırma sıramız. Her sırada 4 ilmek artarak devam ediyor. İşaretimiz diğer tarafa aldıktan sonra hemen bir tane artırma. Ortadaki 6 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonrasında yine bir tane arttırma. İşaretimiz diğer tarafa aldık. 18 ilmeğimizi örüyoruz. Sabit olan, değişmeyen ilmeklerimiz. Tekrar işaretimiz diğer tarafa aldık. Hemen sonrasında bir tane artırma yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördük ve 3.
sıramızı tamamladık. Arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örüp geliyoruz. Ön yüze kadar ilmeklerimizin tamamını düz örerek geliyoruz. Evet, dördüncü arttırma sırasındayız. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördük. Bir tane de örmeden almıştık. 6 ilmeğimiz var. Yine işaret öncesi bir tane arttırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp buradaki 18 ilmeğimizi örüyoruz. İşaretimizi diğer tarafa aldık. Ortadaki işaretlerimiz. Hemen sonrasında bir tane arttırma yapıyoruz. Buradaki 8 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane yine arttırma. İşaretimizi diğer tarafa alıp buradaki 18 ilmeğimizi örüyoruz. Son işaretimizi de diğer tarafa aldıktan sonra hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, bu şekilde dördüncü arttırma sıramızı da tamamladık. Arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örerek sıra başına kadar geliyoruz. Evet, arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örerek geldik. Şimdi 5. arttırma sırasındayız ve son sıramızdayız. 5. arttırma sırası sonrasında taban kısmını tamamlamış oluyoruz. Sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimizi de düz ördük. Bir tane de örmeden almıştık. 7 ilmeğimiz var. Bir tane arttırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp buradaki 18 ilmeğimizi örüyoruz. Ortadaki İşaretimizi de diğer tarafa aldıktan sonra hemen bir tane arttırma yapıyoruz. Buradaki 10 ilmeğimizi örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Diğer işaretimizde önce yine bir tane arttırma yapıyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp buradaki 18 ilmeğimizi örüyoruz. Kalan son işaretimizi de diğer tarafa aldıktan sonra hemen bir tane arttırma yapıyoruz yine. Buradaki son ilmeklerimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimizi ördük ve 5. arttırma sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi arka yüzden yine önce düz örerek sıra başına kadar gelelim. Evet, şimdi 5 sıranın sonunda patiğimizin taban kısmını tamamladık. Patiğimizin tabanından 44 ilmekle başlamıştık. 5 sıra boyunca örgünün ön yüzünde artırmalar yaptık. 2 ilmek sağdan ve soldan ve 2 ilmek de ortadan, yani her düz sırada 4 ilmek artırarak şimdi şişimizde 64 ilmeğimiz var ve taban kısmını tamamladık. Şimdi bu kısımdan itibaren ilk sıradan itibaren kesmelerimiz başlıyor. Bu
Bunun için ilmek sayınız kaçsa onu 3'e bölecek şekilde. Yani boyun için kaç ilmek ayırmak istiyorsak ben 40 ilmek ayırdım. Ona göre bu orta kısımdaki kesmeyi ona göre ayarlamanız lazım. Yani yanlarda ayırdığınız ilmekler boyun kısmına gidecektir. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 19 ilmeğimizi düz örüyoruz. Yani bu kısım için 20 ilmek ayırıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. İşaretlerimizi çıkartıyoruz. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek bu kısımdaki ilmekler kalacaktır boyun için. Ortadaki 24 ilmeği keserek şu ön kısmı tamamlayacağız. 24 ilmeğimizi orta kısım için ayırıyoruz. Sıradaki ilk 2 ilmeği düz bir şekilde ön taraftan yani sol tarafa olacak şekilde ikisini birlikte düz örüyoruz. İlk kesmemizi yaptık. 1, 2, 3, 4. Kesme sonrası ilmeklerimizi sayıyoruz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek bir tane de kesmiştik. Yine bu şekilde bu tarafta olduğu gibi bu kısımda da 20 ilmeğimiz kalması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Sıradaki 2 ilmeği keserek devam ediyoruz. Bu 2 ilmeği de bu taraftan sol tarafa kesmiştik. Şimdi bu 2 ilmeği de arka kısmına banarak şu şekilde arka ilmeğin 2 ilmeği biraz esnetelim. Arka kısmına banarak sağ tarafa kesmiş oluyoruz. Yine de buradaki ilmekleri sayalım. Sıranın başındaki ilk 2 ilmeğimizi kesmiştik. Sol tarafa kesme yaptık. Sonradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ilmek düz ördük. Son 2 ilmeğimizde sağ tarafa kesmiş olduk. Yani arka kısmına banarak sağ tarafa kestik. Kalan ilmeklerimizde buraya da bir işaret takalım. Kalan ilmeklerimizde sıra sonuna kadar 20 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu kısımdaki 20 ilmek ve bu kısımdaki 20 ilmek kalacak. Ortadaki ilmeklerin tamamını keserek devam edeceğiz. Şimdi arka yüzden kesme yapmadan tüm ilmeklerimizi yine düz örerek geliyoruz. Şimdi önce bir sayalım. Alt kısmı kaç sıra olmuş? Taban kısmı 1, 2, 3, 4, 5, 6 haroşa dişi olmuş. Bu kısımda çünkü oya yapacağımız 6. sıradan itibaren şu kenar oyasını 6. haroşa dişine yapacağımız için önce sayarak göstermek istedim. Şimdi arka yüzden önce düz örerek gelelim. Evet, arka yüzden yine düz örerek geldik. Yine sıra başındayız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İşaretimize kadar olan 20 ilmeğimizi önce örerek geliyoruz. Sıranın başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi yine düz örerek işarete kadar geliyoruz. Ön taraftaki eksiltmelerimizi de yine ön yüzden yapıyoruz. Arka yüzden düz örüp geliyoruz. İşaretimize kadar 20 ilmeğimizi ördük. İşaretimizi diğer tarafa aldıktan sonra hemen sonrasında
İlk iki ilmeğimizi sol tarafa birlikte örüyoruz. Sonraki ilmeklerimizi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek ördük. Kalan 2 ilmeğimizi bu kez biraz esnetelim, içine banarak, arka kısmına banarak sağ tarafa birlikte örüyoruz. Yine bu kısımlar haroşa devam eden kısımlar, üst kısımda haroşa ile devam ediyor. Sonra işaretimiz diğer tarafa aldık. Kalan 20 ilmeği örerek sıramızı, ikinci eksiltme sıramızı üst kısmının tamamlamış oluyoruz. Evet, şimdi arka yüzden yine ilmeklerimize düz örerek sıra başına kadar gelelim. Arka yüzden yine sıramızı tamamlayarak geldik. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Eksiltme sırasındayız. Sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 19 ilmeğimizi düz örüyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilk iki ilmeğimizi sol tarafa birlikte örüyoruz. Sonraki 16 ilmeğimizi düz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son iki ilmeğimizi bu kez önce biraz esnetiyoruz. Arka kısmına banarak sağ tarafa birlikte düz örüyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıp kalan 20 ilmeğimizi örüp tamamlıyoruz sıramızı. Arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örerek sıra başına kadar geliyoruz. Evet, arka yüzden yine düz örerek sıra başına kadar geldik. Sıranın başında örgümüzün ön yüzünde yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 19 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Bir sonraki eksiltme sırasına geçtik yine. Yirmi ilmeğimizi ördük. İşaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilk iki ilmeği birlikte sol tarafa birlikte örüyoruz. Sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeği ördük. Son iki ilmeğimizi yine bu kez biraz esnetiyoruz önce, sonrasında arka kısmına banarak sağ tarafa birlikte düz örüyoruz. Sıranın sonuna kadar kalan ilmeklerimizi, 20 ilmeğimizi düz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet, arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örerek sıra başına kadar gelelim. Arka yüzden yine ilmeklerimizi düz örerek sıra başına kadar geldik. Şimdi yine sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 20 ilmeğimizi düz örüyoruz. 19 ilmeğimizi düz örüyoruz. Yine eksiltme sırasındayız.
İşaretimize kadar 20 ilmeğimizi ördük. İşaretimiz diğer tarafa alıp sıradaki ilk 2 ilmeği birlikte sol tarafa birlikte örüyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek düz ördük. Son kalan 2 ilmeğimizi bu kez biraz esneterek arka kısmına banarak sağ tarafa birlikte düz örüyoruz. Sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi yine 20 ilmeğimizi düz örüyoruz. Evet, bu kısımdaki sıramızı önce tamamlayalım ve arka yüzden de yine düz örerek sıra başına kadar gelelim. Evet, sıramızın kalan kısmını tamamladık ve arka yüzden de yine düz örerek sıra başına kadar geldik. Şimdi yine sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 19 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. İşaretimize kadar. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Ve sıradaki ilk 2 ilmeği birlikte sol tarafa birlikte örüyoruz. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek düz ördük. Son kalan 2 ilmeğimizde biraz esneterek arka kısmına banarak birlikte düz örüyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıp son kalan 20 ilmeğimizi önce sıra sonuna kadar düz, sıramızı tamamlıyoruz ve arka yüzden de yine ön kısma kadar örerek, düz örerek geliyoruz. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 19 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz ve sıradaki ilk 2 ilmeğimizi birlikte sol tarafa birlikte örüyoruz. Sonraki 8 ilmeğimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek düz ördük. Son kalan 2 ilmeğimizi de biraz esneterek arka kısmına banarak birlikte düz örüyoruz. Diğer işaretimizi de diğer tarafa aldıktan sonra kalan 20 ilmeğimizi yine sıra sonuna kadar önce düz, sonrasında yine arka yüzden sıra başına kadar düz örerek gelelim. Evet, yine örgümüzün ön yüzünde sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 19 ilmeğimizi yine düz. İşaretimiz diğer tarafa alıp hemen ilk 2 ilmeği birlikte sola birlikte ördük. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düz ördük. Her defasında bu orta kısımda düz ördüğümüz ilmeklerimiz ikişer ilmek eksilerek devam ediyor. Burun kısmı için sıra sondaki 2 ilmeğimizde biraz esneterek arka kısmına banarak birlikte düz örüyoruz. Birkaç ilmeğimiz kaldı orta kısımda keseceğimiz. Sıra sonuna kadar kalan ilmeklerimizi önce düz, arka yüzden de yine ilmeklerimizi düz örerek gelelim. Evet, yine sıranın başındayız. Sıradaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 19 ilmeğimizi yine düz örüyoruz.
İşaretimizi diğer tarafa alıp ilk iki ilmeği birlikte sola örüyoruz. Sonrasında 4 ilmek düz. 1, 2, 3, 4. Kalan son 2 ilmeğimizi arka kısmına banarak birlikte sağ tarafa örüyoruz. İşaretimizi diğer tarafa alıp kalan ilmeklerimizi sıra sonuna kadar önce düz, arka yüzden de yine ilmeklerimizi sıra başına kadar düz örerek gelelim. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Arka yüzden ilmeklerimizi düz örerek geldik. Sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 19 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Bu kısımda kesme yapacağımız son 2 sıramız kaldı. Bu sıradan sonra 1 sıramız kaldı. İşarete kadar yine 20 ilmeğimizi örerek geldik. İşaret sonrası hemen ilk 2 ilmeğimizi sol tarafa birlikte örüyoruz. Ortadaki 2 ilmeğimiz düz. Sonraki 2 ilmeğimizi biraz esneterek arka kısmından banarak birlikte sağ tarafa örüyoruz. Bu kısımda işaret arası son 4 ilmeğimiz kaldı. Kalan 20 ilmeğimizi sıra sonuna kadar önce düz, sonra yine arka yüzden sıra başına kadar ilmeklerimizi düz örerek gelelim. Evet, yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Sıra başındaki ilk 20 ilmeğimizi işaret kadar örerek geliyoruz. İşaretimizden sonra hemen ilk 2 ilmeğimizi birlikte sol tarafa ördük. Sonraki 2 ilmeğimizi birlikte arka kısmına banarak sağ tarafa birlikte ördük. Bu kısımda 2 ilmeğimiz kaldı. Son kesme sıramız. Sonraki ilmeklerimizi yine sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Arka yüzden de yine düz örerek sıra başına kadar geliyoruz. Evet, şimdi yine sıra başındayız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıradan sonra orta kısmının kesme sıralarını tamamlamış olduk. Son 2 ilmeğimiz kaldı orta kısımda. İşaretimize kadar geldik. Şimdi işaretimizi çıkartabiliriz. Buradaki son 2 ilmeği de birlikte sol tarafa örerek kesmelerimizi tamamladık. Sıra sonuna kadar önce düz, arka yüzden de yine düz örerek sıra başına kadar gelelim. Evet, şimdi şişimizde 41 ilmek de ortada, 41 ilmeğimiz var. Önce sıramızı tamamlayalım ve arka yüzden de yine düz örerek sıra başına kadar gelelim. Evet, şimdi sıramızı tamamladık. Üst kısmının kesmelerini tamamladık. Şimdi şu yan taraftaki bağcık için tekrardan ip yuvası açmak için sıra başından ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki bir ilmeği düz örüyoruz. Bir doluyoruz. İki ilmeği birlikte örüyoruz. Bir düz. Sıra başında bir örmeden aldık. Bir düz, bir dola. Birlikte ör, bir düz şeklinde bir doluyoruz, iki ilmeği birlikte örüyoruz, bir ilmek düz, bir dola, iki ilmeği birlikte ör, bir düz, bir dola, iki ilmeği birlikte ör, bir düz, bir dola, iki ilmeği birlikte ör, bir düz şeklinde sıra sonuna kadar sıramızı önce tamamlayalım. Arka yüzden de yine ilmeklerimizi düz öreceğimiz kısım. Önce bu sıramızı bir tamamlayalım. Evet, şimdi örgümüzün arka yüzünden yine birlikte ördüğümüz, doladığımız ilmeklerin tamamını
düz örerek geliyoruz. Sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonrasında ilmeklerimizin tamamını doladığımız, birlikte ördüğümüz, düz ördüğümüz tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örerek geliyoruz. Doladığımız ilmeğimiz, düz ördüğümüz ilmeğimiz ve birlikte ördüğümüz ilmeğimiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. Burası örgümüzün arka yüzü. Örmüş olduğumuz kısımda ipimizi geçireceğimiz ip yuvası. Evet, bu şekilde ipimizin yuvasını yapacağımız kısmı da örerek tamamladık. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu kez şu boyun kısmının düz ters olan kısımlarına geçtik. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonra sırasıyla 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters, 2 düz. İki ters şeklinde sıra sonuna kadar boyun kısmı için olan ilmeklerimizi önce kurulumunu yapıyoruz. Evet, şimdi örgümüzün arka yüzünden yine kurulumunu yaptığımız boyun kısmı sıralarını düz, iki düz, iki ters şeklinde örmeye devam ediyoruz. Bu kısmı istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Birkaç sıradan sonra ben bu kısmı 2,5 parmak kalınlığında ördükten sonra bu kısmı ayırmak için bir işlem yaptım. Buraya kadar önce 2,5 parmak genişliğinde bu kısmı örerek gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi patiğimizin boyun kısmının ilk kısmını, şu katlanan kısmının altta kalan kısmını örerek tamamladık. 2,5 parmak genişliğinde demiştim ben bu kısmı. O da yaklaşık ip yuvasını açtığımız kısma kadar ölçtüğümüzde 4,5 santim kadar geldi. Şimdi bu kısımdan itibaren yine örgümüzün ön yüzündeyiz, ipimizin olmadığı taraf. Bir sıra boyunca git gel yaptığımız sıra boyunca düz örüyoruz. Tüm ilmekleri, düzleri ve tersleri. Sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Örgümüzün ön yüzünde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bu kısımda katladığımızda katlanan kısmı alt kısımdan ayırmak için şu kısımda yapmış olduğumuz iki sıra boyunca ördüğümüz düz kısım ön yüzden sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Şişimizde 41 ilmeğimiz var. Kesmeler sonrası boyun kısmında devam ettiğimiz ilmeklerimiz. Onu da lastik örgüsü şeklinde 4,5 santim önce ördük. Sonrasında bir sıra boyunca düz ördük. Şimdi arka yüzden de yine düz örerek
ilmeklerimizi sıra başında ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Yine bu sırada arka yüzde de düz örerek sıra başına kadar geliyoruz. Şimdi tekrar ön yüzden boyun kısmına lastik örgüsüne devam edeceğiz. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu kısımda kaç santim örmüşsek 4,5 santim ördük bu kısımda. Ona göre yine diğer tarafı da aynı şekilde önce kurulumunu yapalım. Burası yine örgümüzün ön yüzü. Kenardan ilk iki ilmeğimiz düz. Sonra iki ters. İki düz. İki ters şeklinde yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Katlanan kısmın kurulum sırası bu sırada. Yine lastik örgüsü olarak devam edeceğimiz kısım burası. İki düz, iki ters. Evet, bu şekilde alt kısımda 4,5 santim örmüştük. Yine aynı şekilde bu kısmı da 4,5 santim olana kadar örelim. Son sırada ilmeklerimizi keselim. Ama ipimizi kesmeden bu kısımda oyamız var. Bu kısmı önce 4,5 santim örelim yine. Evet, boyun kısmının ikinci kısmında bu şekilde diğer tarafta olduğu gibi örerek tamamladık. Şimdi yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Ve ilmeklerimizi ters bir şekilde keserek geliyoruz. Çünkü katlandığında bu kısım ön tarafta olduğu için ilmeklerimizi ters kesiyoruz. Bu kısımda ben başlamıştım kesmeye. Bir ilmek ters örüyoruz. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keserek ilerliyoruz. Sonrasında ipimizi kesmeden oyamıza devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar önce ilmeklerimizi keserek gelelim. Bir ilmek ters örüyoruz. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek ters. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek ters. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ilmek ters. Diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keserek geliyoruz. Örgümüzün ön yüzünde ilmeklerimizi ters keserek boyun kısmına tamamlıyoruz. Evet, son ilmeğimizi de bu şekilde kestikten sonra şişlerimizle işimiz kalmadı. Şimdi boyun kısmında oyayla devam ediyoruz. Bunun için de yine şu kısımdan itibaren oyamıza devam edeceğiz. Ters bir şekilde şu şekilde bir zincir attıktan sonra
tepelere banarak ters sık iğne olacak şekilde oyamızı yapıyoruz. Ters sık iğne şeklinde şu şekilde tepe noktalarına, şu kestiğimiz ilmeklerin tepe noktalarına banıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine aynı şekilde tepe noktalarına banarak sık iğnelerimizi ters bir şekilde yaparak bu kısmın oyasını bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, oyamızı bu şekilde yaptıktan sonra şu alt kısmının tekrardan bir oyası var. Önce bu oyamızı bir tamamlayalım. Evet, şimdi kenar oyasını bu şekilde yaptıktan sonra ikinci kat oyamız, kenar tabanı üst kısımdan ayıran kenar oyamız için tekrardan ipimizi sabitleyerek örgümüzün ön yüzünde şu yan taraftan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6. haroşo sırasında tabanın üstten saydığımızda 6. haroşo sırası. Tekrardan kenar kısmından ipimizi sabitliyoruz. Altıncı haroşo sırasına ipimizi sabitliyoruz kenar kısmından. Ve bu kısmı da diğer taraftan göstereyim ben. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. haroşo sırasına kenar kısmından önce ipimizi sabitliyoruz. Boyun kısmı bize doğru bakacak şekilde oyamızı bu kısımda da aynı şekilde ters sık iğne olacak şekilde yapıyoruz. Taban kısmı dış tarafa bakar şekilde şu şekilde katladığımızda haroşoların bu kez diplerini 6. sıraya banarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Soldan sağa doğru banıyoruz ve sık iğneyle oyamızı yapıyoruz. Banıyoruz, ipimizi çekiyoruz ve ikisini birlikte örerek sık iğnelerimizi ters bir şekilde sağdan sola değil soldan sağa doğru örüyoruz oyamızı. Bandık, ipimizi çektik. İki ilmeğimiz var. İkisini birlikte örüyoruz. Haroşoların tepe kısmına bandık, ipimizi çektik ve ikisini birlikte örüyoruz. Bu şekilde oya daha muntazam olduğu için ben açık bir şekilde ördüm bu kısmı. Dilerseniz dikişi yaptıktan sonra da bu kısmı oyasını o şekilde de yapabilirsiniz. Farklı renkler de kullanabilirsiniz. Tek renkte yapabilirsiniz oyanızı. Tabanı üst kısımdan ayırmak için yapılan bir işlem bu. Evet, bu kısım taban ve yan taraftaki oyamızı üst kısımdan ayırmak için yapıyoruz bu kısmı. Sıra sonuna kadar yine oyamızı yapıp dikişini de o şekilde yapalım. Bu şekilde devam ediyor oyamız. Şimdi yan taraftaki kordon için tekrardan ipimizi 1 metre uzunluğunda 2 kat olacak şekilde şu şekilde 2 kat 1 metre uzunluğunda 2 kat bir ipi bir ucu şu şekilde sabit tutarak diğer ucu da fazlaca bir şekilde şu şekilde kıvırarak yan taraftaki ip kordonumuz için bu kısmı fazlaca bir şekilde kıvırıp sonrasında ikiye katladığınızda zaten şu şekilde kıvrılacaktır. Kordonumuzu da bu şekilde hazırladıktan sonra ip yuvamıza geçiriyoruz. Dikişimizi yaptıktan sonra geçiriyoruz. Yan tarafta bağcığımızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, botumuzun dikişini de yaptıktan sonra kordonumuzu geçirdik. Botumuzu tamamladık. Botumuz bu şekilde. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.